Bu çalışmalarla beraber bu batıcı damar gittikçe güçlenirken bizim camiada şöyle bir kırılma oldu. Ben biraz bizim diyorum hani ben de o gelenekten geliyorum muhafaza gelenekten. Bu muhafazakarlık bu batıya yönelenlere cevap verme hastalığına tutuldu. Dolayısıyla biz batıya ne diyeceğiz? Buradan nasıl çıkacağız? ona cevap oluştururken de hep tarihe döndü. Tarihi kutsadı. Bu kez bir tarafta batı gibi olalım ancak kurtuluruz. Hatta dinimizi bile protestanlık yapanlık diyen son derece kendine ve değerlerine yabancılaşmış bir damar oluştu. Diğer tarafta da buna cevap vermekte zorlanan tarihe dönelim. Fatih'e kanunu gibi olalım sahabeye dönelim. Yönünü tamamen geriye çevirmiş bir akım başladı. Bu da muhafazakar akım. Ama bu akımın da fark etmediği bir şey vardı. Geçmişe dönüp yaşamak real olarak mümkün değil. İsterseniz sahabe dönemine gidin. Gittiğinizde sahabe yok zaten. Peygamber de yok. Dolayısıyla mezarlıklara gidip orada çok geçmişin mübarek insanların taşlarını süslemeyle, temizlemeyle bu işin içinden çıkamayız. Dolayısıyla yönümüzü geleceğe dönüp çevirmemiz gerekir. Bu, Batıya dönenler kendi toplumuna ve değerlerine yabancılaşırken, tarihe dönenler de bugüne yabancılaştı. Zamana yabancılaştı. İşte biz ortada kaldık. Gördüğümüz en büyük tablo budur bence. O ortada kalma tablosu. Bizim üçüncü bir yol inşa etmemiz gerekiyor hem tarihe sırtımızı dönmeyeceğiz hem de batıda ne olduğunu kavramamız gerekiyor.